Seçimi sence kim kazanır? Tabii ki Binali Yıldırım. Neden? Neden? Yaptıkları görünüyor kardeşim. Yani bir Ekrem İmamoğlu tutturmuşlar. Adamın yaptıkları zaten meydanda. Her önüne gelene kavga ediyor. Ne yani bu İmamoğlu? Ben Binali Yıldırım'dan vazgeçmem. AK Parti kazanacak. Bu kadar yapılanları görmüyor kimse. Çıkmış bir İmamoğlu diye biri. Kimse tanımıyor ama gerçek yüzünü bilmiyor adamın. Önüne gelenle kavga ediyor. Geçen gün televizyonda gördüm. Çocuğun birini tokatlıyor. Sen eğer ki gerçek bir devlet adamıysan değil mi? Tabii sakin olmalı, usturuplu olman lazım. Aslında orada tokatlama yok da aşağılama var. Ama yanağına da hafif dokunuyor. Şimdi televizyon karşısında yapamıyor tabii ki. Hafiften dokunuyor. Kardeşim AK Parti'den başka parti yok. Bunu herkes çok iyi bilsin. Adamın yaptıkları meydanda. Cumhurbaşkanı, Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Valiye hakaret etti. Çok büyük bir terbiyesizlik. Zaten işte insanlar orada fark etmesi lazım. Tayyip Erdoğan yaptığını adamlar görmüyor ya. Hiçbir şey demiyorum. İnsanlar nankör. Özellikle şu başörtümüzü. Kardeşim CHP gelsin bu başörtü kalmayacak başımızda. Gerçekten öyle. Biz şimdi nasıl böyle rahat rahat geziyoruz değil mi? Onlar mini etekle geziyor. Biz bir şey diyemiyoruz. O zaman onlar da bizim başörtümüzü kabul edecek. Bu kadar. Ankara metrosunda açık bir hanımefendi oturuyor. Karşı adam da gözünü kapamış. O da yazmış ki nasıl bu gözünü kapar? Nasıl bir gericilik? Niye gericilik? Onlar biz başörtülüyken bizi aşağı tükürüyor üstlerimize değil mi? Onlara kimse bir şey demiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz ama gene bu adam rahatsız olmamış. Gözlerini kapamış. Tamam, çok güzel, günaha girmemiş. Tamam, evet çok iyi yapmış. En azından günaha girmek istememiş. Yani ama suçlu bulunuyor. Niye suçlu bulunuyor? Biz bir başörtüyle onlar rahatsız oluyorsa kusura bakmayacak. Biz başörtümüzü rahat takıyorsak herkes Tayyip Erdoğan'a dua etsin. Ben başka bir şey demiyorum. Öyle yani. Rahat rahat dolaşıyoruz. Sırf şu başörtü Allah rızası için, Allah için o seçim zamanı herkes elini vicdanına koysun, ona göre oy atsın. Gerçekten elini vicdan, adam yaptıkları meydanda kardeşim. Herkes görüyor. Öyle değil mi? Öyle yani, herkes meydanda. Yani bunlar şimdi burada coşku yapıyor mu? Hep boş işler. Bir kere bunlar iyi bir parti olsa HDP ile bir olmaz. Kardeşim askerler ölüyor çatır çatır. Onlara mı alkış yapıyorlar? O askerlerin sonu ne olacak? Annelerin bak ağlıyorlar. Bayramda ağladılar. Ya ben işte böyle insanlara kızıyorum. Şu partide alkış yapıyorlar. HDP ile bir olan insanlarla yanında durulmaz. PKK ne beklersin kardeşim? Yani bizim çoluk çocuğumuz askere gidecek. Onlar ne olacak? Hepsi öyle işte PKK'ların kurşunlarına hedef olacak. Herkes Allah rızası için elini vicdanına koysun. Ona göre oy atsın. Bu Ekrem İmamoğlu kim ki? Kimse tanımıyor ki. Ben sadece son kez diyorum, Tayyip Erdoğan'dan başka devlet adamı yok. Ona göre herkes elini vicdanına koysun, ona göre oyun atsın. Teşekkür ediyorum çok. İstediği kadar konuşsun İmamoğlu. Bir dediğine tutmuyor. Dediğini inkar eden adam, ben Trabzonluyum bakın. Ben Trabzon Akçabatlıyım. Dediğini inkar eden adam benim gözümde adam değildir. CNN Türk'teki kameramanların işten çıkarıldığını söyledi. CNN açıklama yaptı. Çalışıyor dedi. Evet aynen öyle. Ben onu demek istiyorum. Bu bir değil. Bu iki değil. Bu üç değil. Bunlar hep yapıp çamur atma politikası. Atayım izi kalsın. Yok artık halk uyandı. Uyandı artık. Sen koskoca bir ülkeyi yönetecek kapasitede bir insan değilsin. Bu ülkeye çalışan lazım. Hizmet eden lazım. Bu da Tayyip Erdoğan'da. Bu da Binali Yıldırım'da. Sence? AK Parti kazanır mı? İnşallah kazanır. İnşallah. Neden? Her yolu, her şeyini, her güzelliğini o veriyor. Allah'ın izniyle. Her şeyini veriyor. Ama diyorlar ki hiçbir şey yapmadı diyorlar. Onu CHP'ye dönsünler. CHP'ye boğuluyorlar. Allah daha boğacak onları. CHP'ye atan Allah onların cezasını verecek. Onları bir sor, siz ne yaptınız? Hayır İmamoğlu'na ne? Şimdi bu adam İmamoğlu Beylikdüzü'nde kalktı. Kıbrıs'taki Türkleri katleden adamın heykelini dikti. Makaryosu. Nah yemişler onlar. Ya. O zaman ya onu yanlış. Yanlış yola gidiyorlar. Yanlış yola gidiyorlar oğlum. Kaşınmasınlar Tayyip'le. CHP çukur atmak içindir. Düşmanın tekidir. Onda insanlık diye bir şey yok. O benim gibi konuşma bilmiyor. Devleti devirecek. Yok be oğlum be. Çeviremez o hiçbir şey. O kendi pantolonunu giyemez. Bu kadar pantolonunu giyemez. Pantolonunu giyemez o. Ben otobüste geliyordum. Bunu da söyleyeceğim biliyor musun? Zeytinburnu'ndan bindim. Eyüp'e geliyordum. Otobüse doldular. İmamoğlu geldi. Yaz geldi. Bahar geldi dediler otobüste. Ben de dedim yazı da getiren Allah. Baharı da getiren Allah. Onlar da bana küfür ettiler arabada. Şu otobüsten aşağı in dediler. Adam bana küfür etti. Ben de inmedim. Ondan sonra bayanlar başladı ki size bundan sonra Kur'an Muran yok.
Ben de dedim Allah'ın izniyle bizim imanımız da var, Kur'an'ımız da var. Şoför de arabaya ilerledi, dedi ki seni karakola çeken mi? Ben de dedim çek, benim korkum yok dedim. Doğru konuşmak lazım. Nereye gidersem giderim ben Allah'ın yolunu tutuyorum yavrum, AK Partiliyim ben. Sonra inmek zorunda kaldım. Sinirlerim boşandı. 3 günde hasta yattım valla. Bir adam destekledi, arkadan bağırdı ki yeter lan dedi, sesinizi kesin dedi. Ben de geldim evde sinirimden 3 gün hasta yattım. Ben Erzincanlıyım yavrum, inkar etmiyorum. Binalı Yıldırım'ın köylüsüyüm. Seçimi sence kim kazanacak? Seçim AK Parti kazanır. CHP'nin bir sürü yalanı var ortada. Suda indirim yapıldı diyor, yapılmadı. Aslında onlar hayır cevabını verdiler. Çıkmaz Sokağı'nın adına Ömer Halis Demir'in adı verilmesi gerekirken yine Mimoza. Hayır dediler. Mimoza'ya hemen okey verdiler. İşlerine geldiği gibi davranıyorlar. İnşallah ki Rabbim bu Müslümanlık davasını kaybettirmeyecek. Mahmut Usta Osmanoğlu cemaatinin hocaları olsun, diğer cemaatlerin hocaları olsun. AK Parti'nin kazanması için, CHP'nin kazanamaması için zaten duacılar. Ki ben de bunun için dua ediyorum ki... Kaybedersek zaten hanımların başlarını açtıracaklar. Bu kesin zaten hani. Bir düşmanlık var bir başörtüye karşı ki biz bu başörtü davasından vazgeçmeyiz. Biz namaz kılan, Kur'an okuyan insanlarız ki ben kendim hafız biriyim. Asla başımı açtırmam. Kimse benim zorla başımı açamaz arkadaş. Bu ülkede yaşıyorsak bir insanın, insan olsa zaten insan gibi davransalar Müslümanlara değmezler. Biz Müslümanlık davasındayız. Parti davasından çok sorun daha yeni çözüldü biliyorsun. Başörtü mevzusu. Evet ki ben zaten 8 Kılıçdaroğlu da dedi ki ben çözdüm dedi. Çözmedi. Çözdü mü? Ya çözmedi arkadaşım, ben gördüm yani. Ben 8. sınıfta başımı açarak giriyordum okula. Bu ne haksızlık? Ben başımı açarak neden girebileyim okula? Ben başım kapalıyken neden başım kapalı giremeyeyim ki? Allah razı olsun ki eğitime çok destek verdiler. Allah razı olsun ki başımızı kapattılar. Hocalarım kendi ellerinden Kur'an alındıklarını söyledi zamanında. Gizli gizli hafızlık yapan insanlar. Ben şu an rahatlıkla hafızlığımı bitirmiş bir insanım. Kimin sayesinde oldu? Tabii ki de AK Parti'nin sayesinde. Kimse burada çıkıp CHP diyemez. Buna asla kimsenin hakkı yoktur. CHP adayı gitti Eyüp Sultan'a Kur'an okudu biliyorsun. Seçimden sonra dua da gitti. Bu insanların kendi şeyine kalmış. Müslümanlara gül dağıtıyor. 60-70 yerde diyor iftar açıyor. Ya 60-70 yerde iftar açılmaz ki. Biz Ramazan'da sadece bir kere iftar açabiliyoruz. O da hani ezan okunduktan sonra. Demek ki bu da oruç tutmadığının kabiliyet yani gösteriyor. Oruç tutmadığını açık açık itiraf ediyor böylelikle. Muharrem İnce de biliyorsunuz her gün cuma namazı kılıyorum dedi. O zaten bir ayrı gülünçti. Onun da hani ben merak edip katılmıştım şeyine yine seçimde. Bana komik geliyor açıkçası insanların böyle yalanı sakız gibi ağzına çiğneyip insanları yutturmaya çalışması. Bu insanlar salak değil. Bizim milletimiz görüyor her şeyi. Kimin yanlış kimin doğru olduğunu görüyor ki şöyle bir şey var. AK Parti'nin de evet hataları oldu. CHP'nin bir sürü hatası oldu. Ben tek tek hepsini sayabilirim yani. Ki siyasetle içli dışlı bir insanım. Kimse gelip de bana burada CHP'yi savunamaz. Ben Müslümansam Müslüman gibi bu ülkede yaşamaya hakkım vardır. Kimse benim Müslümanlığımı elimden almaya kalkamaz. Buna kimse cesaret edemez, cüret edemez. Ben o insanı ezer geçerim. Kadın halimle bile ezer geçerim yani. Helal olsun bacımız! Sizce seçimi kim kazanır? Tabii ki Binali Yıldırım kazanır. Neden? Hakkı Binali Yıldırım'ın çünkü. Çalışma onda, icraat onda, her şey onda. Bu ülkeye şimdiye kadar diğer partilerden dikili bir ağaç var mı? Bana CHP'den bir kişi çıksın desin ki CHP şuraya bir ağaç dikmiş veya CHP şurada bir açılış yapmış. Ya bana sadece iki tane ya bir tane de icraat istiyor. Makaryos'un açılışını yaptı. Makaryos heykeli dikti. Çok güzel işte, onlara yakışan da o zaten. Başka bir şey beklemeyin. Sadece yaptıkları icraat o. Onlardan başka hiçbir şey bekleyemezsiniz. Tayyip Erdoğan ne yaptı ki bu ülkeye? Yaşlı anneye babaya bakmadı. Çocuk evlatlar anneye babaya bakmadı. Şimdi bakmak için kavga ediyorlar. Niye? Maaş bağladı. Anne çocuğuna bakmak zorunda değil mi? Bakmak zorunda ama yardımcı olmak için anneye maaş bağladı, evladına baktırıyor. Ben hastaneye annemi getirirken Ok Meydanı'na gidiyordum. 3 kişi getiriyorduk annemi hastaneye. Birimiz ilaç kuyruğuna, birimiz yazı yazıyorduk sıra kuyruğuna, birimiz de hastanın yanında nöbet bekliyorduk. Bunları unutmayalım. Nankörlük yapmayalım, bize yakışmıyor. Yani diğer ülkelere karşı, Avrupa'daki ülkelere karşı bize bu yapılan haksızlık yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Yapanı alkışlayacaksın. Kabul etmiyorlar ama bunlar. Ya işte zihniyet kabul etmiyor. Çünkü gençlerimizin beynini yıkıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Gençlerimize bunu biz anlatacağız. Biz neler gördük, neler yaşadık, biz okula nasıl gittik, nasıl geldik. Yol yoktu biz okula gidip gelirken. Yol yoktu gerçekten bak. Ben 42 yaşındayım. Ben okula giderken çamurların içinde
Ta ki belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildiği zaman benim yollarıma asfalt döşendi. Bunları inkar etmemek gerekiyor. Gerçekten bunları inkar etmemek gerekiyor. Ben sadece gençlerimize seslenmek istiyorum. Gözünü açsın gençlerimiz. Gerçekten gözünü açsınlar. Çünkü bilmiyorlar. Annelerine, babalarına sesleniyorum. Anlatsınlar biz neler yaşadık, neler gördük. Gerçekten bolluk ve bereketlik içinde yaşıyoruz. Kimse nankörlük etmesin. Bir domatese, bir salatalığa bir ülke satılmaz. Bakın satılmaz. Gerçekten satılmaz. Tayyip Erdoğan eli öpülecek mi? Evet kardeşim, gerekirse eli öpülecek. Takdir edecek misin? Edeceksin. Çalışanı takdir edeceksin. Bu kadar. 2-2 daha 4. İstediği kadar konuşsun İmamoğlu. İstediği kadar konuşsun. Bana icraat lazım. Bana yaptığı bir şey göstersin. İzmir onların. Onlarındı. İzmir'e gittim. İnanın halk yaka silkiyor. Bildiğiniz gibi değil. Orada da şaibeler oldu. Olmadı değil. Çünkü gittim gördüm. Çalışsa takdir etmesini de biliriz biz yeri geldiği zaman. Alkışlamasını da biliriz çalışanı. Bize ne diyorum? Çalışan lazım. O da AK Parti, o da Recep Tayyip Erdoğan, o da Binali Yıldırım'dır kardeşim. Bu kadar. Allah nasip etsin Tayyip kazansın. Olsun, Ankara'da ne oldu? İnşallah. Aylıklarını bile vermedi o yeni giren. İnşallah. Ne İnşallah. Oldu? Ne oldu? Ne yaptı? Bence Binali Yıldırım. Çünkü yaptıkları ortada yani. İnkar edilmez. Türkiye'yi gerçekten güzel hale getirdiler. Eski döneme bakarsak CHP'nin döneminde hiçbir şey yoktu. Saatlerce sular kesiliyordu. Saatlerce elektrikler kesiliyordu. Hani yaşadık yani. Ordu'da valiye hakaret etti. Ne evet, düşünüyorsun? Gözle görülür. Kamera da çekti. Ses kaydı da var. Ama inkar ediyorlar. Yani inkar edilir bir durum değil. Ya bence değil. Ben diyorum AK Parti. AK Parti. Neden? Kimse çalmadan, hırsızlık yapmadan oyumuzu verdik alnımızın akıyla. Ama sandıkta ne oldu? Sandıkta çaldılar oyları yani. Başka bir şey olmadı. Peki İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz? Güven vermiyor söyledikleri. Ama baktığınız zaman sevgi dağıtıyor. Her şey sevgi değil ki. İpten geçmek istedi, valiye hakaret etti. Karakterini belli ediyor. Kendi karakteri o.